İstihbarat başkanı dedi ki biz Netanyahu'ya söyledik, korkunç, öldürücü bir darbe olacak, şu ana kadar tarihte olmamış bir şey. O hiç dikkat etmedi, şaşırdım dedi, göz ardı etti. Şimdi gelelim olaya. Arap liderler ne yapıyor biliyor musunuz, Müslüman ülke liderleri? Tweet atıyorlar sosyal medyadan. Yani batılı liderler silah desteği sağlarken, oraya gelip görüntü verirken İsrail'e, Arap liderler de sosyal medyadan kınamalarla geliştiriyor. Ama bir şey söyleyeyim size. 1948'de İsrail kurulduğunda Arap ülkeleri varlık gösterebildi mi? Hayır. 1967'de Arap-İsrail Savaşı'nda varlık gösterebildiler mi? Hayır. 1973 Yom Kipur Savaşı'nda varlık gösterebildiler mi? Hayır. Peki Suriye ve Irak ve Libya işgal edilirken Arap ülkeleri, hangi Arap ülkeleri yardım etti ABD'ye? Mesela Suriye'deki muhaliflere yardım eden Arap ülkeleri finans yardımı sağladı mı? Sağladı. Zaten siz İsrail'in önünü 2011'de açtınız. Zaten açtınız. Onun için ben Arap ülkelerinden bu konuda zaten sonuç olarak biraz önce söylediğimiz gibi Deniz Bey, İsmail Bey aslında çok önemli bir konuya vurgu yaptı. İsrail Hamas sorununa indirgendi dava. Böyle indirgenince... O zaman Müslümanlar da Araplar da öyle görüyor. Böyle indirgenince Filistin sahipsiz kaldı. Ve şu anda Filistin'le ilgili herhangi bir... Üç ülke vardı karşı çıkan, onlar da yerle bir oldu. Saddam vardı çılgın, Muammer Kaddafi vardı, Esad ailesi vardı. Ülkeleri yerle bir oldu. Yerle bir olunca İsrail'in önünde bir engel kalmadı. Ha, onlara şunu tavsiye ederim ben, Arap ülkelerine. Filistinleri düşünüyorsanız, günde 300-400 Filistinli öldüğü için üzüntünüz varsa, Körfez ülkelerine söylüyorum, ABD'nin oradaki üslerinden uçakların veya gemilerin veya araçların kalkmasına izin vermeyin. Hiçbir. Katar vermesin, Bahreyn vermesin, Kuveyt i̇şte vermesin, Suudi Arabistan vermesin, vermesin. Türkiye de vermesin. Amerika'dan Türkiye İncirlik'ten kalkan hiçbir uçağı deme. Mesela Kürecik üssü kapatılabilir mesela. Yani bir adımda. Diyeceksiniz ki tarihte örneği var mı? Yok mu? Ben size bir şey söyleyeyim şimdi. Tarih bir dikiz aynası, arada bir bakılması gereken. Ne zaman bakılır biliyor musunuz tarihe Deniz Bey? Biz trafikte gidiyoruz. Yoğun trafik olunca kaza geçirme ihtimaliniz varsa en fazla nereye bakarız? Dikiz aynasına bakarız. Hocam daha büyük elçiyi çekmemişsiniz. İncirlik üssünü nasıl kapatıyorsunuz? İşte bu biraz bu tarafına geliyor. İncirlikle hiç tane doğrudan bir alakası yok ki. Ben şunu kastediyorum. Yani böyle üzüntü, kınama mesajları. Büyük elçiliği çıkacaksınız çek. Ya efendim, burada sırayla gelir o. Ben önemli bir şey söylüyorum. Sırayla gelir o. Evet. Şimdi ben gelirken AK Parti'nin İstanbul'daki mitingi organize eden heyetine denk geldim. Onlar da Ankara'dan İstanbul'a geliyorlardı. Buradaki Atatürk Havalimanı'ndaki mitingi organize etmek için. Tabii bu tartışmadan sonra Cumhuriyet kutlamaları meselesine geçeceğim. Ama evet. Şimdi ben şuna benzetiyorum. Yani belki siz de değerlendirirsiniz. Bizim muhalefet, ülkedeki muhalefet en iyi ne yapıyor? Kemal Bey mesela en güzel yaptığı şey soru sormak. Böyle adalet olur mu? Böyle hukuk devleti olur mu? Böyle bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını ben, yani İsrail'in, Amerika'nın karşısında kendisinin karşısındaki Kılıçdaroğlu konuşmasına benzettim. Yani elinden hiçbir şey gelmiyor. Sadece insanların vicdanına seslenen sorular soruyor. Evet. Yani zaten Gazze halkının yaşadığı sorunları, bizde de mesela yoksulların, emeklilerin vesaire falan yaşadığı sorunları muhalefet böyle altyazı gibi dillendiriyor. Zaten pahalı millet Doğru. yaşıyor, yoksulluğu yaşıyor vesaire falan. Zaten Filistinli o katliamı yaşıyor, Filistinli bedel ödeyerek yaşıyor vesaire. Ve yani siz bunu dile getirseniz neye, getirmeseniz de İstanbul'daki miting ne olacak? Yani neyi değiştirecek? Sonucu hiç değiştirmez. Çünkü biz şimdi stratejide... İç politika... Ben bir büyükelçiyle konuştum. Evet. Kudüs'te görev yapmış bir büyükelçi. Dedi ki ne yazık ki dedi. Bütün mesele, bütün ilgili ülkelerin iç politikasıyla ilgili dedi. Evet. Şimdi yani evet. İsrail'in iç politikası var, Türkiye'nin iç politikası var, İran'ın iç politikası var. ABD'nin iç politikası Suudilerine, var, ABD'nin 5 Kasım 2024 seçimleri var. Hepsi oraya endeksi tabii. Dolayısıyla buradaki mitingde AK Parti tabanını konsolide etmeye yönelik böyle şeylere su serpecek bir şey ama Filistin halkı açısından bir şey yok. Öldürücü. Neden bir Türk yetkili mesela Refah sınır kapısından geçip oradaki Gazze'lilerle buluşamaz mesela? Veya mesela niye herhangi bir Arap, mesela Katar prensi niye gitmiyor emiri mesela? Destekliyor. Hadi Katar'ın askeri gücü yok. Yani. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gitse Refah kapısına. İsrail bombalayacak mı? Amerikalılar bombalayacak mı?
Yani ben can güvenliği olduğunu düşünmüyorum. Bakın sizin hava aracını düşüren bir ülke olduğunu unutmayın. Sen hava aracını düşürmek nedir biliyor musunuz? Silahlı hava aracı. Bir tek savaş ilan etmediği kaldı. Doğrudan savaş. Vekalet savaşı var. Bu öyle bir hale geldi ki İdlib'de yani, de askerlerimiz Ruslar, 38 yani, askerimiz şehit oldu. Yani. Maalesef. Şimdi İsmet İnönü'nün meşhur bir lafı var. Çok ünlü. O komutanlar, o kahramanlar çok önemlidir. Çünkü hayatları savaşta geçmiş. Müthiş bir diplomatik zeka da var tabii. Diyor ki savaşın başında yaptığınız hata savaşın sonuna kadar peşiniz bırakmaz. Buna Deniz Bey? Stratejide yaptığınız hatayı günlük tedbirlerle, mitinglerle ya da taktik değişikliklerle gidermeniz mümkün değil. Bir daha söyleyin o sözü hocam. İsmet Paşa der ki, savaşın başında yaptığınız hatta savaşın sonuna kadar eteğinizi bırakmaz, peşinizi bırakmaz. Evet. Ne demek bu? Günümüzde stratejide yaptığınız hatta günlük tedbirlerle, mitinglerle, konuşmalarla veya taktikle alacağınız önlemlerle gidermeniz mümkün değil. Nereye geliyor? 2011'de Suriye ve Libya'nın, 2003'te de Irak'ın parçalanmasına yol açan süreçte karşı çıkmadıysanız, önleyemediyseniz, evet, artık siz cephenin önündeki bütün engelleri kaldırmışsınız. Yani yok orada. Yani İsrail şimdi hareket ediyor savaş durumuna göre. Askerin önünde böyle durduracak bir engeli yok. Evet, yavaşlatacak engeli var. Ne var? Hamas'ın roketleri var. Ne var? Tünelleri var. Onlar yavaşlatır ama nihai hedef dediğimiz. Şimdi bunlar ara hedef. Gazze ara hedef. Lübnan'ın güneyi ara hedef. Batı Şeria ara hedef. Ama nihai hedef ne? Orta Doğu'nun değiştirilmesi. Nedir nihai hedef? Suriye yerle bir etmek, Lübnan gibi çökmüş bir ülke statüsüne getirmek. 2. Irak'ı biraz önce Büyük Orta Doğu'da gördüğümüz gibi bölmek. 3. Mümkün olduğu kadar İran'ı kara harekatı yapmadan, havadan, denizden kulağını sağır, gözünü kör etmek, ekonomisini çökertmek. Hadise budur. Birinci... Bu tabloyu biz görmezsek Orta Doğu'da, şimdi bir de Türkiye'nin ne oldu? Dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapan bir ülke konumundasınız. Güney sınırınız 1300 kilometre Irak ve Suriye terör üreten bir coğrafyaya dönüştürmüştür ABD tarafından. Bu sizin yumuşak karnınızdır.